Dün gece ne yaptı? Yine 2-3 Merkez Bankası yöneticisini görevden aldı, 2-3 kişi göreve getirdi. Ben diyorum ki, hiç bu getirle götürle uğraşma. Nasıl varlık fonunun başına kendini görevlendirdiysen, Merkez Bankası'nın başkanı olarak da kendini görevlendirdi, şu işi bitir diyor. Yazık bu insanlara. Zaten senin talimatının dışında bir iş yapmıyor bunlar ya. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı mı kaldı? İşler iyiye gidince, ben ekonomistim, benim alanım ekonomi. İşler kötüye gidince, adamlarının birini al, birini ver. Birini de getir, birini götür. Ne oldu? Sonuçta ne oldu? Ne diyordu? Sayın Erdoğan ne diyordu? 2018'de, Haziran seçimlerinde ne diyordu? Bana oy verin, enflasyonda, faizde nasıl düşürülür göstereceğim demiyor mu? Bu oyu öyle almadım. %50+1'i cebine böyle koymadım. 3 yıl 3 ay oldu ya. 3 yıl 3 ay. Bu süre içerisinde hem faiz arttı, hem kur arttı, hem de enflasyon arttı. Düşen bir şey yok. Talimatla faiz düşmez arkadaşlar. Talimatla dövizin kuru düşmez. Dövizin kuru da faizle ancak güvenle düşer, güven. Siz güveni oluşturacaksınız. Güveni oluşturacaksınız ki bu insanın vatandaşları çok üretsin. Güveni oluşturacaksınız ki bu insanın sanayicisi çok üretsin. Güveni oluşturacaksınız ki bu ülkenin vatandaşları sermayesini, birikimini buraya getirsin. Türkiye'ye getirsin. Güven demek bolluk demek. Bolluk demek fiyatların düşmesi demek. Bolluk demek döviz kurunun düşmesi demek. Bu işin çaresi bu. Hiç uğraşmasınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bir an önce şu memlekette güveni oluşturmak için çalışsınlar, güveni. Bakın, güven olmayınca olmaz. Güven olmayınca olmaz. İllaki güven. Ne diyordu? Faiz sebep, enflasyon sonuç diyordu değil mi? Yıllarca bunu söyledi. Merkez Bankası bağımsızken de bunu söyledi. Merkez Bankası'nda tertemiz, dürüst işi bilen arkadaşlarımız işin başındayken, faiz %6-7'yken onları vatana ihanetle suçladı. Onları meydanlarda yuhalattı. Faiz %6-7'yken. Ben şimdi Sayın Erdoğan'a soruyorum. %6-7 Merkez Bankası faizi vatana ihanetse, %19-18 Merkez Bankası faizini nasıl tanımlayacağız? Nasıl tanımlayacağız? Kendisi söylesin. Yüksek faiz, yüksek enflasyon vatanı satmaktır diyordu. Kendi ifadeleri hepsinin videosunu gösterebiliriz burada. Enflasyon %8'ken, %9'ken, faizler %6-7'yken bu vatanı satmaktır derken, şu anda TÜİK'in açıkladığı %19 TÜFE, %45 TÜFE, %18 Merkez Bankası faizi, buna nasıl bir tanım getirecek acaba? %6-7 faiz vatanı satmaksa %18-19 faiz nedir? Ben soruyorum, bunu açıklasın. Desin ki bu da şöyledir desin. Kendi söylesin ne olduğunu. Değerli arkadaşlar bakın, şu andaki hükümet yerliliği ve milliliği ağzına hiç düşünmüyor değil mi? İki lafın başı yerli milli. İki lafın başı yerli milli. Ya bu ülkenin artık tarımsal üretimi bu ülkeye yetmiyor. Bu ülke en temel tarım ürünlerini ithal etmek zorunda kalıyor. Bizim çiftçimiz üretmekten vazgeçiyor. Hani yerlilik, hani millilik? Sizin yerli dediğiniz, milli dediğiniz tarım politikası bu mu ya? Bu ülkenin gençleri kendi hayatlarını başka ülkelerde kurmak istiyor. Bu ülkenin gençleri bu ülkeden bir an önce kaçmak istiyor. Ben böyle deyince gençler hemen kafa sağladı. Kaç arkadaşımız gördüm. Ben şimdi soruyorum Sayın Erdoğan'a. Yaşamak istenmeyen ülke, gençlerin kaçmak istediği ülke, sizin yerli dediğiniz, milli dediğiniz politikaların sonucunda bu hale düşüyor. Bu mu yerlilik, bu mu millilik? Soruyorum size. Türk
liramız, milli paramız pul oldu, pul. Bu mudur yerlilik, bu mudur millilik, soruyorum size. Yerli diyorsanız, milli diyorsanız bunun hakkını verin. Ya da bu kelimeleri kusura bakmayın hiç ağzınıza almayın. Çünkü artık yakışmıyor size.